Evet, dönem İsmiyle. dizisiyle efendim ekrana dönen Barış Arduç'un şöhreti ülke sınırlarını aştı. Barış Arduç geçen hafta Çeçenistan'a gitti. Bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı. Orada 2 gün boyunca ülkeyi gezdi. Fotoğraf çektirdi hayranlarıyla, imza dağıttı. Dönüşte de 1 milyon lirayı cebine koydu. Hadi Taş ya. attı, kolu mu yoruldu? Yok canım. Yorulmadı. Aynen öyle. 2 tane törene katıldı. Nereden? Nereye? Çeçenistan. Var mı başka açılış? Biz de gittik. O alışveriş merkezinin içinde bir Ay sana mağaza falan yok söyleyesi mu? geliyor yani böyle bir şey. Aa ne güzel. Buradan duyurdun işte. Duyurdum tabii şimdi. 3-5 açılış gelir. Şimdi Barış Allah Arduç seni Barış Arduç'un bu organizasyonunu ayarlayan organizatör başka bir ülkede bir et lokantasının açılışına da Tarkan'a teklif götürmüşler. 500 bin dolar değil mi? Doğru söylüyorum. 500 bin dolar. 500 bin dolar. Etçiyi açacak. 4 milyon 900 küsür lira. Sende de bir kafe mafe Hiç bir sahneye çıkmaya gerek yok. Evet. Hiçbir Oyun şeye. Oynamaya gerek Hiç yok. Gerek. Şarkı söylemeye gerek yok. Gideceksin kurdele keseceksin. Bazen kurdele de kesmene gerek yok. Yemeği içmeye de gidebiliyorsun artık. Mesela. Yeter ki bir açılışa git. Ne tamam işte. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Burak Özçivit bundan birkaç yıl önce ya, kuvvete gitti. Kopmuştu. Kuvvete gitti. Orada evet. Böyle Araplar falan bayılıyor ama ona. Çok bir Arap hayranlarıyla hayranlarıyla oturdu, kadın hayranlarıyla 80 kadın hayranıyla Oy maşallah. Sadece yemek yedi, dönüşte 3 milyon lirayı cebine koydu, döndü. Bir de onu izleyenler platformu olay, tutmuştu. Evet. Şeye gitti, geçti yani hani daha business düşünüyoruz. Evet. Buket geçen biz şunu konuştuk. Hep oyuncular artık imza attıkları reklam anlaşmalarıyla gündemdeler. Bazıları oyunculuk performansıyla öne çıkıyorlar. Şimdi Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Barış Arduç falan dediğinde o marka mı, bu marka mı, 5 milyona mı imza attı, 3 milyona mı imza attı, süper lüks bir arabaya mı bindi? Hep bunlar akla geliyor. Bu bir oyuncu için iyi bir şey mi? Çok iyi bir şey, tembel tembel oturuyor. Yani hiçbir şey yapman gerekmiyor anlamında söylüyorum. Evet. Yani tabii ki yani bir oyuncu olarak bakma, her branş için geçerli bir şey bu. Evet. Yani alttan bu böyle beni yani böyle... Evet, sizin konsantrasyonunu bozuyoruz. Çok güzel, çok güzel. Yani bu aslında şöyle diyelim. Emeklerini... Ektiklerini biçiyorsun. Hı. Evet. Gibi bir şey oluyor. Tam zamanı, aslında her şeyin de bir zamanı var. Tabii. Ektiğimizi hepimiz biçiyoruz elbette. Hı. Hı. Ama zamanlaması doğru olduğu zaman daha yüksek biçiyoruz. Bazıları büyük ekiyor, büyük biçiyor. Büyük ekiyor, büyük biçiyor. Daha kısa sürede ekiyor, daha uzun vadede biçiyor. Evet. Gibi değişiklikler oluyor. O zaman şans oluyor zaten. O arada nereden? Barış Arduç haberi de Milliyet Cadde'den Umut Ünver imzasını taşıyor. Umut'un özel haberi. Büyük eken ve büyük biçen isimlerden bir tanesi de Meryem Uzarlı. Meryem Uzarlı, o da 6 milyona imza attı. Bir mücevher markasının yüzü oldu. Bir yıllık anlaşma karşılığında 6 milyon TL kazanacak Meryem Uzerli. Ne yapacak? Reklam filmi için kamera karşısına geçecek. Bir de herhalde gittiği geziler, şeyde davetlerde o mücevher markasının takılarını taşıyacak. 6 milyonunu taşıyacak yani. Evet. Hangi mücevher firması o? Nerede o? Hangisi? Bir şey söyleyeceğim. O marka daha önce Belgüzer'le çalışan marka mıydı acaba? Olabilir. Ben mi yanılıyorum Belgüzer, arkadaşlar? Belgüzer Korel ve şey mi? Halit Ergenç'le birlikte çalıştı. Halit Ergenç'in markası. Sevgililer Günü için 3 milyon aldı. Ha, Seda Sayan'ın çalıştı. Seda Sayan daha az bir miktarla evet. Kapattı yani. Meryem Uzerli 6 milyon. Meryem Uzerli'nin hiç bu sezonda bir şey yapmasına gerek yok. 6 milyon lira kazanacak. Bu sezon derken yani bence önündeki bir 50 sezon hiçbir şey yapmasına gerek yok Doğru. diye düşünüyorum. Dikkat edersin. Yani şimdi beni yani konuşturacaksın, anlamıyorum yani Peki, böyle. Peki şu habere ne söyleyeceksin, çok merak Söyle. Ediyorum. 2 yaşında 500 bin lira kazandı. Ünlü bir çiftin oğlu bir reklam filminde sadece 10 saniye gözüktü ve 500 da. Bin lirayı... Evet. Ay ne güzel. 500 bin lirayı ailesine kazandırdı. Anne.
Fahri Evcen, Burak Özçivit çiftin oğlu Karan'dan bahsediyoruz. Evet, annesi çok, Fahriye Evcen bir bebek bezi reklamında oynuyor. Bu kez oğlu Karan da ona eşlik etti. Fahriye Evcen 2 milyon lira alırken oğluna da 500 bin lira verilmiş. Ne güzel. Ne güzel. Kısmetiyle gelmiş. Ailecek kazanıyorlar. Evet, 2,5 milyon lira. Hakikaten güzel çocuk ama ya. Çok. Çok güzel çocuk. Çok kesinlikle. Çünkü son 2 haftadır anne Burak, de güzel. Burak Özçivit'in, Fahriye Evcen'in ve Karan'ın imza attığı reklam filmlerini konuşuyoruz. Küçük Karan nasıl imza atıyor? Şöyle imza atıyor. Bir dakika, birden Karan'ın imzasını attım ben buraya. Vallahi Fahriye Evcen kaç reklamda oynuyor bilmiyorum. Ben karıştırdım. Ben sana söyleyeyim mi? Artık eskisi gibi tek bir reklamda oynamıyorlar. Dur, onu da söyleyeceğim. Ve, ha, söyle. Ve o ne kadar yıpratıyor aslında. Evet. İşte onu dedik biz de. Artık eskiden mesela bize, ben hani şimdi marka olur, bir banka, iki telefon hattı, 3 beyaz eşya, bir boya firması, hep birer sene oturdum yani. Bir tek onunla iş yap. Yani bir tek onu yaptım, başka reklam izin vermedi. Sonra 2 sene mesela diğer şeye geçmiştim. Ama şimdi öyle değil ki. Gazoz reklamı çekiyor, ondan sonra gidiyor beyaz eşyaya. Ben bir ünlünün, Gülşen'le saydık, bundan 2 yıl önceydi, 1 yıl içinde 6 reklam filminde oynadığını gördük. Bir kısmı billboard'da, bir kısmı sosyal medyada, bir kısmı televizyonda. İşte eskiden böyle değildi hayatım. Eskiden karışıyor benim, yani. Aynen, kampanya bu reklamlarım vardı. Ben bir sene mesela tek bir ürünün. Öyleydi eskiden. Başka hiçbir üründe iletişime geçmiyordum. Geçemiyordum çünkü. Hı. Bir tek o, ondan sonra onun kampanyası. Buket bunu sadece genç oyuncular falan yapmıyor yalnız. Böyle usta dediğimiz oyuncular da bir bakıyorsun sucuk reklamında. Ama bunun oyuncuyla ne alakası var sen bana? Yani usta dediğin, hani diyorsun ya biraz daha seçici olur falan diyorsun. Yok, hiç öyle bir seçicilik de yok. Diyor ki adam sana, gel ben sana şunu, bu kadar parayı veriyorum. Benim reklamımda oyna. Ertesi günde diyor ki benim bu reklamımda oyna. Bu kadar daha sana. Tamam, olur derim yani. Günübirlik bir reklamda oynuyor. Hiç, niye hayır demem ki? İtiraz etmem ki. Hani bu benim için bir sanat değil çünkü. Evet. Hani para kazandığım bir mecra. Dolayısıyla ben bunu hani bu şekilde değerlendirebilirim. Sen döneminde oynadığın reklam filmleri ve aldığın ücretleri düşündüğünde, bir de bunları gördüğünde ne diyorsun? Kaçta kaçı? Ya tabii ki. Enflasyon. Ya tabii ki çok arkadaşlar, fark var. Arkadaşlar, alır mısınız? Çok fark var. Ama o zamanki alım gücümüz de farklıydı. Evet. Şimdi de çok farklı. Yani o zaman aldığım ve yaptığım birikimlerle edindiğim şeyleri şimdi aynı para. Sen de akıllı yatırımlar yapan insanlardansın. Yatırım hiç böyle dağıtmadım, savurmadım. Dağıtmadım, evet, dağıtamadım. Yani öyle bir şeyim, zamanım da yoktu. Olmaz, evet. Öyle bir hayat biçimim de yoktu. Annem ve babam daha sıkılardı zaten. Evet. Hani iyi ki de öylelermiş. Öyle alışmadım yani dışarılarda yemeye, ama tabii ki dikkat ettim. Çok dikkat ettim. Yani şimdi Allah'a şükür hani şey yapmıyorum, ama yine çalışmaya devam ediyorum. Hani biriktirecek şekilde çalışmıyoruz ama sonuçta biz herkes gibi, evet, nasıl herkes çalışıyor, biz de sahne üzerinde çalışıyoruz aynı şeyle. Evet. Bu yılın reklam kraliçesi de Serenay Sarıkaya. Bir bankanın yüzü, bir cin reklamında oynuyor, evet, ve 2 reklamdan toplamda 12,5 milyon lira kazandı. Ne oldu? Boğazımda kaldı. Bir yutsaydın keşke. Ya boğazımda kaldı. Aslında boğazında kalmasın, böyle bir şeyin üstüne ancak soğuk su içelim. Ben burada terliyorum. Siz ekran başında ne yapıyorsunuz acaba Burak? Yani gerçekten yani rakamlar inanılmaz rakamlar. Evet. Ya bir de bir şey soracağım. Sor. Ben bu rakamları alsam. Hı. Ya bunu söyleyemem ya. Zaten söylemiyorlar ki, bir şekilde çıkıyor rakamlar. Ha. Ya söyleyemem yani. Duyuluyor bir şekilde. O da gazetecilerin maharetine kalmış kurcalamak. Hakikaten. Artık bir şekilde oradan giriyor, buradan tabii, çıkıyor. Bir yerden çıkıyor rakamlar. Evet.